günler. Araç 1.6 16 valf 115 beygir. Megane 4 Joy görüş paket. 3000 küsür kilometredeyiz şu an. Aracı alalı 2 ay oldu. Bu arada araç benzinli. Kısaca bir tanıtım yapalım. Ayarlar bölümüne geldiğimizde gösterge tablosu kısmından dili seçebiliyoruz. Zaten sadece Türkçe olarak gösteriyor. Araç kısmına girdiğimizde sürüş esnasında kapı kilitleme, sinyal seslerinin azalıp çoğalması, ben kısık seviyede kullanıyorum, dıştan karşılama ve tavan lambasının modunu seçiyoruz. Kişisel olarak istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz bunları. Park yardımında ise görüş paket olduğundan dolayı araç park sensörü mevcut. Onun da ikaz seviyesini yükseltip ya da alçaltabiliyorsunuz. Park sensörü araçta gayet başarılı. Hangi köşeden yanaştığınızda o tarafın şeyi çıkıyor, ekranı çıkıyor. Farkındaysanız 3 farklı şey çıkıyor, gösterge panosu çıkıyor. Sağ köşe yanaştığında sağ hoparlörler, sol tarafa yanaştığınızda sol hoparlörler, düz yanaştığınızda ise 4 hoparlörün 4'ünden de ikaz veriyor. Şimdi aracın genel olarak iç donanımına gelelim. Joy paketlerde ekranda teyp yok, dokunmatik ekran yok. Radyo, medya ve Bluetooth üzerinden bağlantılı telefon görüşmesi desteği var. Klimamız var. İçeriden kapı kilitleme butonumuz, eco tuşumuz var. Telefon çağrılarını direksiyondan cevaplayabiliyoruz. Bazı telefonlar için sesli komut sistemi de var. Benim telefonum desteklemiyor. Hız sabitleme ve limitleme var. Vites kolunu yanından açıyoruz. Açtığımızda gösterge panelinde yeşil çıktığında hız sabitleme, kırmızı çıktığında ise hız limitleme oluyor. Ayarladığımız hız limitine direkt olarak ulaşmamızı sağlıyor. Hız limitini arttırıp eksiltmede artı eksi butonunu kullanıyoruz yukarı ya da aşağı olarak. Anlık olarak kapatıp açmak istediğimizde kapatırken sıfıra, açarken ise R'ye basıyoruz. Bu düşük devirlerde de açmış olsak, misal vereyim, 10 km düşük devirde de basmış olsak ayarladığımız hız limitine araç kendini ulaştırıyor. Bunda sıkıntı yaşamıyor. Aracın 4 cam otomatik, arka camı ayrıca kapatma düğmemiz de mevcut. Aynalarımız elektrikli. Bizim aynalar kendinden kapanmıyor. Bunu soranlar oluyor. Ama aynalarda sinyal modumuz var. Yani sinyal verdiğimizde aynaların arkasında da ışık yanıyor. Şimdi kısaca bir hızlanma yapalım. Şöyle yakından çekmem lazım. Aracın hızlanması gayet iyi. Fren sistemi başarılı. Viraj hakimiyeti çok iyi. Ben şahsım olarak 200 km hıza kadar gayet rahat bir şekilde çıktım. Daha gider mi diye sorarsanız biraz daha açıldıktan sonra gider. Araç Joy paketlerde jant kapaklı olarak geliyor. Gündüz farları C far şeklinde yanmıyor. Alt kısımda sadece 6 ya da 8 parça led şeklinde yanıyor. Aracın genel olarak iç donanımı, konforu gayet başarılı. 5 ileri aracımız. Kitap okuma lambalarımız var. Ayrıca orta tavan aydınlatmamız var. Araçta 4 hoparlör var. Ses sistemi normal kullanıcılar için
başarılı sayılabilir ama genç nesiller için başarısız bir seçim. Dolayısıyla ekleme yapmak isteyenler olabilir ki şayet benim gibi ben bir tık ekleme yaptım. Sesten anlayacağınız gibi. İkimizden birisine suçu yıkacak kadar kolay da olmayacak ama sıkı dur. El alemin durumu bizden de beter. Bir diye kendini uyut. O dağılır. Şimdi yolumuz açık olursa eğer size anlık hızlanma, size anlık hızlanma ve sabite düştüğündeki yakarını göstereceğim aracın. Onun için anlık yakıt kısmını ayarlıyorum. Eco mod ve çok nazik kullanırsanız aracın yakarı bayağı bir düşük oluyor. Ama normal basarak kullanırsanız ortalama 9 litre ve üzeri yakıyor. Bu arada araçta ani fren ikaz sistemi de var. Sert fren yaptığımızda 4 litre yakıyor. Şu an ben aşırı bastığımdan dolayı anlık yakıt kısmı biraz yüksek göründüğüne bakmayın. Şimdi ikaz sistemini yaktıracağım size. Gördüğünüz gibi sert bir fren yaptığınızda ikaz sistemini de yakıyor araç. Yani normal bir kullanıcı için, yani şahsen benim için araç donanım olarak gayet ideal. Tavsiye eder misiniz sorusuna gelince ben tavsiye ediyorum. LPG'de tüp uyumu olmadığı falan söyleniyor ama taktıran arkadaşlar var. Gayet de memnunlar. Bunları gruptan da takip edebilirsiniz. Grubumuz Megane 4 Türkiye diye geçiyor. Facebook ve Instagram'da çok kolayca bize ulaşabilirsiniz. Oradan daha ayrıntılı bilgiler de sahip olabilirsiniz. Şimdi normal 70-80 kilometredeki anlık yakarımızı göstermeye çalışayım ben size. Kilometre ile gidersek 4.4 litre yakıyoruz. Gaz pedalına ne kadar sakin basarsak araç anlık yakarı o kadar düşük gösteriyor. Hızlanmasında herhangi bir problem olmuyor. Ama bazı arkadaşlar da var. 5. vitese atıp tip gaz yaptığında aracın tamamen hızlanmasını bekliyor. Her ne kadar beygir yüksek de olsa dizeller kadar torklu bir araç olmadığından dolayı toparlamakta ister istemez sıkıntı yaşıyor. Ama bir küçük bir deste yüklendiğiniz zaman da az önce de gördüğünüz gibi devir saatini ters çevirebilecek kapasitede bir araç. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. En kısa zamanda size aracın dış aksamıyla ilgili de bilgiler vermeye çalışacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.